Herkese merhabalar. Pelin Karahan'ın Nefis Tarifleri hoş geldiniz efendim. Bugün farklılıkları sevenler için güzel bir menümüz var. Birkaç tarifimizde peynir kullanacağız. Özellikle de peynir seviyorsanız bugünkü menüler tam size göre. Bir de farklı bir tatlı tarifimiz var. Onu da biraz ipucunu verebilirim. Mandalinalı sufle yapacağız. Yani alışık olduğumuz sufleden daha farklı. Hem beyaz çikolata kullanacağız hem de içine mandalinanın suyu girecek. Bakalım nasıl olacak. Konuğumuz da İzmit'ten katılıyor. Sevgili Elif Şenol. Önce konuğumuzu çağıralım. Sonra başlasın güzel tariflerimiz. Sebzeli tavuk sarması yapacağız. Evet. Birazcık şöyle açtırıp genişletiyorum. Ha, bak büyüdü. Tavuğumuz genişledi bir anda. Baharatları sosa ekleyeceğim. Ha, sosa mı ekleyeceğim? Evet. Ama karar var. Karar verdim, son kararım. Şimdi kırlı kızartma yapacağız. Çok patlıyor, korktum. Şimdi ziyafet pilavı yapacağız. Gelin kızımız sarı. Pilavı nasıl yapacak göreceğiz. Pilavı soğanlarından sizde. Kopacak mısın artık? Aa, var ya mahvet soğanları. Mandalina sufle yapacağız. Aslında ben bunu yaptığım gün evde yumurta yoktu. O yüzden bu tarif bak, gene yumurtasız bir tarif gene olarak gene gidip yumurta işte almamak için kendi tarif üretmiş evde. Geldim. Sevgili Elif, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Pelin Hanım. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Seni bir tanıyalım mı? Tabii. 27 yaşındayım. Normalde makine mühendisiyim. Yemekle ilgili bir iş yapmıyorum. Hatta mesleğimi de icra ediyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Ha, şu an çalışıyorsun makine mühendisliğine. Evet. İzmit'te yaşıyorum. Bugün İzmit'ten geldim. Hı hı. Bursalıyım. Mutfak aşkı nereden geliyor? Aileden galiba ya, yani biz ailecek yemeği severiz. Annem de güzel yemek yapar. Ben yemeği onlardan biraz daha fazla seviyorum galiba. Yani sevdiğim bir şey de kendi en sevdiğin haliyle yapmak geliyor yani insanın içinden. Sana böyle göre böyle mi yapıyorsun öğrendiklerini, yoksa aynı annenden ne gördüysen onu mu uygularsın mesela? Bana göre yapıyorum. Kendine göre biraz daha. Yani bizim kıyafetler bu arada şaka gibi. Evet. Neredeyse aynı tarzda böyle tonlar falan da benziyor. O zaman bugün güzel geçecek. Bakalım göreceğiz efendim. Gayet uyumlu başladık. Güzel yemeklerin var. Farklı aslında, böyle hem pratik hem de böyle biraz değiştire değiştire lezzetleri kullanıyorsun. Evet ya, pratik olmak zorunda çünkü çalışıyorum. Tabii. Akşam yani 7.30'da falan geliyorum eve ve aç geldiğim için. Ailenle bir şey yok. Bir kere en başta an benim tahammülüm yok. Yok hayır, ben evliyim. Ha, sen evlisin. Evet. Doğru, tamam şimdi oldu. Neyse, bir an demin anneden konuşunca acaba hala yok, ailenle hayır mi senin için? Tabii çalışınca eve gelince mecburen kocada aç gelince, yemek yapmak yani lazım. Yani kendimi bile beklemeye tahammülüm yok. O yüzden hem güzel bir şey olsun, canımın istediği zevkle yiyebileceğim, aynen, günü güzel kapatabileceğim. Hem gözüm doysun hem ben doyayım bir an önce diye genelde pratik tariflerim var. Ama dediğiniz gibi farklılık katmaya çalışıyorum genelde. Kattığım farklılık da belki kullandığım malzemeden, belki daha kolaylaştırma çabasından oluyor ama genelde ilgi çekiyor yani. Bakalım. Farklı gözüktüğü için zor zannediliyor hatta. Halbuki bugün de o malzemelerle senin tariflerini yapacağız. Evet. İlkinle başlayabiliriz aslında. Sebzeli tavuk sarması yapacağız. Evet. Aslında genelde elimizin altında olan sebzeler. Tavuk da genelde dolaplarımızda olabiliyor ya da ulaşılması daha kolay bir et türü. O yüzden bence yine güzel bir tarif olacak. Bir önce malzemeler gelsin, ardından ilk tarifle başlayalım. Sebzeli tavuk sarma. 4 parça tavuk göğsü, içi için 2 adet havuç, 1 adet kabak, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı köri. Sosu için 1 su bardağı krema, yarım su bardağı su, 150 gram çedar peyniri, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı karabiber. Gün ilk tarifle başlıyoruz. Sebzeli tavuk sarma gelecek şimdi. Sebzelerden başlayalım. Sebzelerden başlayalım. Onlar soteleyeceğiz. Sotelenirken tavuğumuzu açarız. Tamam. Normalde mesela bu malzemelerle normal tavuk sote de yapılabilir. Ama buradaki farklılık onu daha şık bir şekilde sunabilmekte. Burada sunup tutarak. Evet, aslında zorluk açısından hiçbir şey değişmiyor. Doğradığımız yine aynı sebzeler. Ama misafir sofralarına da yakışabilecek bir sunum yakalamış oluyoruz bu şekilde yapınca. Evet, tavuk sote mesela sık yapılır evlerde ama evet, böyle sunumda daha güzel olacak.
Kabuklarını özellikle soymadım. Kabuğun kabuğu zaten rahatsız etmiyor insanı. Evet, hatta çok, çok yumuşamasını önlediği için daha diri, daha hani erimemiş bir şekilde kullanmış oluyoruz. Bayağı dersine çalışıp gelmiş gibisin. Yok hayır, şu an aklıma geliyor aslında. Bayağı böyle dersine çalışıp geldim. Hani sebzelerle ilgili bilgileri biliyorum der gibisin şu an. Yok, bunu Julian tersin. Doğruyorsun değil mi? Evet, Julian doğruyoruz. Julian. Sıralamamız var mı sotelerken sebzelere? Var. Aslında soğandan başlasak daha mantıklıydı ama evet, gördüğünüz bak, gibi dersime çalışmadım yani. Sınavda kaldım burada. O kadarcık heyecan olsun. Bunları o zaman doğrayayım. Kenarda tamam, dursun. Onları bir kenara alayım. Şuradan bir kapta alalım. Soğanımızı da doğrayalım. İnsan kendi tarifini bile unutuyor zaten heyecandan. O biraz da bir program heyecanı olabilir. Neden olmasın? Hepsini jülyen doğruyorsun. Evet. Hepsini jülyen doğrayacağım. Soğanları da piyazlık doğrayacağım. O yüzden bütün bir görüntü olacak. Kaç yıllık evlisin bu arada? Onu şuraya alalım istersen. Burada dursun. Soğanları rahat rahat doğra. 2,5 yıl. Hı-hı. 27 yaşındasın. Erken evlenmişsin aslında değil mi? 24-25 yaşında. Yani evlendim. Okul bittikten sonra çalışmaya başladım. Çalıştığım yerde eşimle tanıştım. Derken çok tanıştın. Düzenli bir şekilde tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Evet. Öyle var mıydı üniversite bitirdikten sonra? Acaba doğru meslek mi seçtin? Doğru bölüm mü okudum? Barış'ın altın ekimi. Açıkçası vardı. Çünkü çok bilinçli bir tercih yapmadım. Ha, ilk tercihin değil miydi? İlk tercihim değildi. Ben zaten ne istediğimi de bilmiyordum açıkçası. Yazarken mi ilk tercihlerde? Aynen. Tercih yani, yaparken... Bir yere gireyim de neresi olsun önemli değil mi diyordun? Ne yaptın? O kadar da kötü değil aslında. Durumum iyiydi. Puanım da iyiydi ama... yapmak istediğim mesleklerle yapmak zorunda olduğum ya da... Puanın boşa gitmesinin mantığı vardır ya. Hmm. Yani birazcık o yüzden ben herhalde yemekle ilgili bir şey de yapabilirdim ama ailem o kadarına o zamanlar çok sıcak bakmıyordu. Ha, ben yemekle de, ilgili bir şey de yapabilirdim ama ailem evet. istemeyebilirdi diyorsun. Onları bir kabul edin, en azından hani, rahat olsun. Annem memur da benim öğretmen. Hani daha garanti meslek tanımları vardır ya. Doğru. Hani bitirdiğinde işin olsun, sigortan olsun, maaşın olsun. Aynen. Şunu alabilirsin soğanları. Biraz yağın kızarmasını bekliyorum. O yüzden o zamanlar çok serbest davranamamıştım. Şu an işimi seviyorum ama kesinlikle bana uygun bir meslek olmuş. İyi pişman ama, değilsin o zaman makine mühendisliğine. Aynen, bir yandan da içimde kalanları bu şekilde yemekle ilgilenerek. Mesela yemekle ilgili bir şey okumak ister oluyorum. Miydi? Çok isterdim. Ama yani gastronomi okumak isterdim. Ama onun için bir sürü özel okulları, workshopları, bir sürü eğitimleri var. 8 haftalık kurslar var, 4 aylık kurslar var. Onlardan da aslında faydalanabilirsin. İşte bir yerden başlamış oldum. Şu an hem... hobi olarak yaptığım bir şeyle ilgili güzel dönüşler alıyorum. Hmm. Ne yapıyorsun hobi olarak? Yani yemek yapmaktan bahsettim. Ha, profesyonel taşıyor musun bunu? Evet, yani profesyonel değil tabii ki blog aşamasında ama bir şekilde kendi heveslerimi geç kalmış olsa da yaşamış oluyorum. Geç kalmış değilsin aslında, daha çok geçsin ya, ne olacak? Doğru. Doğru. 50 yaşında başlıyor. Sen yolun başındayken kaçırdım zannediyor. Sonra ne acelem varmış diyeceğim herhalde evet, birkaç sene sonra. Aynen öyle. Niye bu kadar acele etmişim? Zaten yeni evlendim. Hayatım boyunca çoluğa, çocuğa, kocaya yemek yapacağım. Neyin acelesindesin? Aynen. Aslında baktığında. Yemek öyle çok aceleye gelecek bir şey değil ya. Sebzelerimizi soteledik. Aslında biraz da diri bıraktık. Çok böyle öldürmedik içini. Çünkü fırında da bir pişme süreci var. Evet. Şimdi tavuklar. Tavukları birazcık incelteceğiz. Tavukları eğer iyi tarifleyebilirseniz kasabınız da size yardımcı olacaktır. Ama hı-hı, marketten de almak zorunda kalabiliyoruz. Tabii her zaman kasap imkanımız olmuyor. O zaman da şu şekilde şinitsel yapacakmış gibi. Hı-hı. Kesip atmıyorsun, açıyorsun aslında. Evet, açıyorum genişletmek için. Çünkü sonuçta kasap tokmakları kadar kuvvetli olamayacağım için evde birazcık şöyle açtırıp genişletiyorum. Ha, bak büyüdü. Tavuğumuz genişledi bir anda. Evet,
hareketlerle. Bayağı bir incelttin ama gene de değil mi? Aha. Çok da kopmaya başlamasın. Tamam. Bunu bir de... Bu arada fırın kabımızı da yanıma alayım. Şurada dursun. Şöyle. Üzerinden bir de merdaneyle geçelim. Tam incecik olsun. Ev usulü. Aynen. Ama bu şey... ezme aletlerinden varsa evde et ezmek tabii, için. Tabii. Sokmak da olur. İnceltmek için o zaman daha iyi olur tabii. Bunun içine... Hatta tavukları yaptıkça koyarak mı ilerleyelim yoksa hepsini incelteyim mi? Nasıl yapalım? Yok, yaptıkça koyup devam ederiz. O baharatları mı ne zaman ekliyorsun? Baharatları. Şimdi eklemek ister misin? Derste çalışmamışsın güzel kızım bak. Sebze soteye eklemek ister misiniz Pelin Hanım? Söyle zevkinize göre. Bence unut da eklemeyin. Şimdi evet. Bir dakika, tuzunu ekledik zaten. Tuzunu ekledik. İlk soğan da eklemiştim. Karabiber. Baharatları sosa ekleyeceğim. Ha, sosa mı ekleyeceğim? Evet. Ama karar var. Karabiber karar verdim, son kararım. Tuz, karabiber atmıştınız zaten. Tuzu attım, karabiber atmadım. Yani bu baharatların zaten bir kuralı yok sonuçta. Eğer bunun içinde kekik seviyorsanız kekik de olur. Nasıl köri seviyorsanız lafı. Köri de olur. Lafı nasıl çeviriyor? Fesleğen olur. Tamam, bir dakika. Ben bazen pesto sos varsa evde pesto sos atıyorum. Tamam. Hoş bir lezzet veriyor. Burada tuz, karabiber var sadece o zaman. Evet, tuz, karabiber var. Öbürsünü sosa koyacağız. O zaman ama en son. Ekleyelim ya, gönlümüz kalmasın. Kararsız kızımız birazcık şu an. Evet, genelde mutfaktaki halim yürü bu zaten. Ekledin şimdi? Deneme tamam. Yanılma yoluyla çıkıyor tarifler. Başka türlü çıkmıyor ki. Tamam. Çok korkmamak lazım. Mutfağın tek bir doğrusu yok. Yani tamam. Hoş olur diye düşünüyorsanız yapacaksınız. Peki. Elif ne diyorsa bugün. Ya esas. Şimdi. içine sebzeleri buraya koyayım alalım. O zaman o zaman şöyle yapayım. Sote yanımızda olsun. Şöyle. O zaman sosunu en son yapıyoruz değil mi? Şimdi değil. Sosunu en son yapacağım, bitti. Üzerine dökeceğim evet. Biraz ortaya alalım. Bir tane daha kaşık alabilir miyim? Şöyle yemek kaşığı belki rahat evet. Koyarsın. Kesinlikle. Bir tane daha kaşık alayım. Daha mı? Dur. Evet. Bir tane daha vereyim. Peyniri de koyacağız değil mi? Peyniri sosta kullanacağız. Sosta. Bu sos biraz yanılmadım. Farklı sos. Değişim hemen siz sos. Sorunca şey eyvah unuttum diye yani buna koyasım geliyor. Ona göre. Şimdi incelttiğimiz için daha çok yeri oldu aslında tavuğun sarmak evet. için. Mümkün olduğunca aynı yönde koyarsak daha rahat sararız. Çıkıntılar olmaz. Zaten hepsi jülyen olduğu için tek bir formdalar. Tamam. Nasıl açılmadan duruyor? Zaten tavuk piştiği zaman birbirini tutacak. Şu an sos... açılıyor gibi gözükse de sosun içinde de kıpırdamayacak o. O sosun hani... içinde de peynir var ya o da eriyince sanırım tutar birazcık. Evet kendine. İçinde eriyecek bir şey de olmadığı için bunlar birbirini tutacaklar tavuk pişince. Tabii ben bunu alabilirsem. Alın mı? El bol olmanın böyle kötü yanları var taşana kadar doldurduğum için. Ben de tam aksi cimriyim o konuda. Minik minik ama gördüğünüz içine. Gibi kapta gayet düzgün duruyor. Evet. O konuda sıkıntı yok. Bu zaten piştiği zaman tavuk tam kas katı kesilecek. Onu da açıyorsun öyle aynı şekilde. Evet. Bu birazcık uzun sürecek. Tabii şimdi tek tek inceltip ya da işte kasabınızdan öyle de alabilirsiniz direkt inceltip. Ama evde de rahat inceltiliyormuş aslında o kadar zor değil. En son tabii bunun biraz farklı olan da sosu. Hem böyle peynirli hem böyle işte içinde sarımsak tozu var. Değişik evet. Sos olacak kremalı. Zaten ya ben kremayı çok seviyorum. Tavuğa kremayla çok peynir bir aradaysa lezzetli oluyor yani. Evet. Bunun üzerine beşamel sos yapıp o da dökülebilir ama açıkçası bu sos şöyle ortaya çıktı. Ben beşamel için un kavurmaya üşeniyorum. Beşameli kavurmaya mı? Evet. Niye? Böyle un kavuruyorsun falan bekliyorsun sonra topak olacak mı olmayacak mı derken o bana birazcık zor geliyor. Bu daha pratik hem de daha lezzetli olduğuna inandığım bir sos peynirli olduğu için. Üşengeçlikten kendine tarifler bulmuş yani. Evet. Böyle ortaya çıktı yani bu. Ayrıldık bir gözükse de yok, o toparlayacak. Yok, zaten sarılabiliyor, evet. Tekrar şimdi koyacağız. Dediğim gibi çok öldürmedik sebzeleri. Biraz daha diri kaldı. Fırında da çünkü bir pişme süreci var. Çünkü tavuğumuz hiç pişmedi daha. İyice böyle ölüp gitmesin sebzeler. Aslında o zaman tam ikisi doğru kıvamda olmuş olacak. Evet.
Şimdi bütün tavuklarımızı sardık, doldurduk. Kalan sebzeleri de üstüne ekledik. Yani evet. Öyle kalırsa da ekleyebilirsiniz. Hem ziyan olmamış olur. Şimdi sosunu yapacağız. Sosumuzda ne kullanıyoruz Elif? Krema kullanıyoruz 1 su bardağı kadar. Tamam. Kremayı kaynama noktasına getireceğiz. Sonra içine cheddar peynirlerimizi ekleyeceğiz. Hmm. Biraz tuz, karabiber, varsa sarımsak tozu lezzetlendirmek için ekstra. Hmm. Ve biraz da su ekleyeceğiz ki su niye hem daha bereketli olsun hem de peynir eridiği zaman biraz daha katılaşacak. Hmm. Krema yetersiz gelecek. Açıkçası hem daha ekonomik olsun diye, yani sadece 2 su bardağı krema kullanmak yerine zaten lezzetine bir paket vermeye yetiyor. Bir yarım bardak kadar da su ekleyeceğiz. Su ekleyeceğiz. Ama onu en son şimdi de ekleyebiliriz. Öyle mi? Yok, şimdi birlikte kaynatabiliriz. Şöyle. Ben peynirleri parçalayayım. Tamam, sanırım kesme tahtası veriyorum. Evet, çok iyi olur. Şöyle yapalım. Şunu biraz artık şöyle öne doğru alabiliriz. Bu arada köriyi oraya ekledik, yani sebze sotesine ekledik ama isterseniz oraya değil de kremasına da belki ekleyebilirler. Kesinlikle. Nasıl arzu ederlerse öyle de olabilir. Başka bir de toz biber var mı, toz kırmızı biber? Kırmızı toz biberi tavukların üzerine biraz serpeceğim. Aslında burada birazcık hızlandırmak için bekletmedim ama eğer tavuk göğsünü açtıktan sonra fırsatınız varsa biraz kırmızı toz biber. Marine edilebilir değil mi? Evet, öyle. Biraz zeytinyağı bekletirseniz daha yumuşak olur, garanti olur. Şu an serpelim o zaman birazcık. Biraz serpelim ben. Tavuk göğsünü hem renk hem lezzet verdiği için seviyorum. Şöyle yapalım. Her tarafına dediğin gibi marine edilebilir. Evet. Ya fırsat varsa bekletirseniz yumuşaklığı garanti olur, daha iyi Vallahi olur. Valla pratik olacağım diye her şeyin kolayını bulmuş kendine. Eşin kaçta işten geliyor? Siz aynı iş yerine misiniz? Yok, iş yerlerimiz şu an farklı. İş yerimiz aynıydı. İkimiz de iş değiştirdik. Aynı anda eve varıyoruz. O yardım ediyor mu sana mutfakta? İlk sene daha çok ediyordu. Cicim ayları bitince göremez olduk. Sonra gelmiyorum artık mutfağa. Yani hakkını yemeyeyim, geliyor ama eğer müşterek yapıyorsak yorum da yaparım diyor. Ha, yaparsam yerken yorum da yaparım diyor. Yani mesela bulaşık toplayacak. Yemek kısmında değil de genelde bulaşıklar için yardım etmesini istiyorum ben. Çünkü yemeği ben zaten yaparım, yeter ki arkamı toplayan olsun. Ay, bence de mantıklı. Yardım ediyor peki? Yardım ediyor ama işte biraz fazla yorum yapıyor. Çok konuşuyor. Ne diyor yani, mesela? Yani toplarken mesela bulaşık makinesine diziş tarzımı beğenmiyor. Ama. Bir anda buzdolabını açınca bu kaç haftadır burada niye kullanmıyorsun diye yaptığım yemeği, o malzemeyi eklemeye çalışıyor çık, falan. Çıktı. Ben hallederim, boş ver. Bu arada sarımsak tozunu da attık. Evet. Krema biraz da eridi. Karabiber de atabiliriz. Atalım bunu da. Beşamel sos, bu tarz kremalı soslar bence karabiberle lezzetleri artan soslar. Dökme işi sende sosunu. İyicene eriyor mu yoksa kendinden öyle kalsın mı içinde eridiği kadar? Yani fırına tekrar gireceği için eriyecek tabii ki ama normalde bunu tamamen eritip su katmadan yaparsanız ve kremayla cheddar'ı birleştirirseniz eridiğinde patates kızartmalarına da güzel çok olur. Güzel bir eşlikçi olur. Sos başka tarifleri de çok güzel olur dediğim gibi. Sırf sebze yapabilirsiniz mesela, tavuk arzu etmiyorsanız bunu böyle sırf sebze garnitürü ve bu sosla da kullanabilirsiniz. Biraz hızlı karıştırayım, hem topaklanmasın. Evet, artık fırına gidiyor. Haydi onu alalım o zaman. 180 derece aşağı yukarı ideal yani, oluyor. Evet, 200, 180 derece 200. İyi. Evet. Artık fırına gönderdik. Tavuk zaten çabuk pişecek. Ön pişirme yapmamak bir eksi değil. Gerekli. Yaklaşık 30 dakikada falan pişecektir diye tahmin ediyorum ama takipte kalalım. O fırında pişsin, biz de gün ikinci tarifine devam edelim. Şimdi kırlı kızartma yapacağız. Değişik bir adı var, kırlı. Evet. Kırlı kızartma Aydın yöresine ait bir tarifmiş. Hmm. Aydınlılardan peşinden özür dileyim eğer bir hatam varsa. Çünkü Aydınlı değilim. Ama değiştirebilir değilim. Biraz tarifler. Ama hiçbir şey tabii olmaz. Ki araştırıyorum ve güzel bir tarif yakaladığım zaman deniyorum. Aydın'da bu patlıcanları kafasından ayırmadan uzun uzun dildikten sonra, yani patlıcanın bütün formunu koruyarak kızartıp üzerine de soğanlı bir domates sos
ile tekrar pişirerek yaptıkları kızartmaya benim anladığım kadarıyla, hatam varsa affola, küllü kızartma deniyor. Ben bu tarife bir de lezzetini daha da arttırmak için helim peyniri ekledim. Bak bak, gene kendinden bir şey eklemiş. Ve helim peyniri de çok yakıştı. Normalde de patlıcan, kaşar ve domates ya da mozzarella, patlıcan, domates, fesleğen bu birliktelikler hoşuma gidiyor. Buna da yakıştığını düşünüyorum. Bir de siz göreceğiz. Deneyin bakalım. Ben severim peynir tarifleri zaten. Önce malzemeleri gelsin, sonra ikinci tarifi, ardından başlıyoruz. Kırlı kızartma. 2 adet patlıcan, 100-150 gram hellim peyniri, 2 adet sivri biber, 4-5 diş sarımsak, domates sosu için 1 adet kuru soğan, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen, 1 çay kaşığı karabiber. Patlıcanları kızartmak için ayçiçek yağı. Efendim, şimdi kırlı kızartmaya başlayacağız. Sebzelerimiz var. Nereden başlayalım? Patlıcanı kızartarak başlayalım. Tamam. Sonra o yağını çekerken de sosumuzu pişiririz. Tamam. Önce patlıcanlar kızaracak. Evet. Yani bu tarif fırına girecek bir tarif son aşamada ama gene de patlıcanı kızartıyoruz. Evet, hepsi önden pişmiş oluyor. Patlıcanı bunda mı kızartayım, daha mı iyi olur? Büyükte mi? Hangisi? Bütün kalacakları için rahat sığdıralım. Büyükte. Bunu da kızartalım. Tamam. O zaman şöyle bir yer değiştirelim. İsterseniz siz bu arada yağı yağını koyayım. Evet. Evet. Bol yağda mı kızartıyorsun? Şunu şimdilik arkaya alayım. Normal sıvı yağda kızartma yapar gibi kızartıyoruz. Bir farkı yok bu aşamada. Bu böyle büyük büyük olacak. O yüzden gene biraz yağ isteyecektir. Bakayım. Başka yağ işimiz var mı? Yok bunda değil mi? Sırf kızartmak için. Evet, o sadece kızartmak için. Hepsini ekliyorum o zaman. Kafalarını koparmadım. Hah, onlar bütün kalıyor. Evet. Biraz alacalı soyduk ama onlar bütün kalacak. Şimdi başının kalmasının bir önemi var ama, değil mi? Evet, patlıcanları bütün kızartacağımız için kopmasınlar diye, hem de hoş bir görsel oluyor yeşil diye. Hı-hı. Çöpümüzü dökeyim ben. Şuraya dökeyim ben onları. Evet. Soğanı kesmiyor musun? Direkt öyle mi kalacak? Soğanı kızartmayacağız, soğan sos için. Onu sosu yaparken doğrayacağız. Patlıcanları da şu şekilde yaklaşık 4 dilim falan çıkacak kalınlığına göre. Boydan. Kafası kalacak şekilde. Ha, yani ucunu kesiyorsun ama başı kalıyor öyle. Evet, yelpaze gibi olacak. Toplamda 4 dilim çıkacak şekilde. Aynen, kalınlığına göre tabii değişebilir ama yaklaşık şu şekilde 4 dilim olacak. Tamam. Bunu ayırmadan bütün şeklinde kızartacağız. Hı hı. Onu da aynı şekilde. Hı hı. Biraz daha kızarsın yalnız. Şimdi? O arada o zaman ben soğanları doğrayayım. Tamam. Sos için. Ronda istiyor musun bunlar için? Gerek var mı rondaya? Ronda'da da olur. Daha hızlı yapmış oluruz. Elinde de doğrayabilirim. Doğru canım, elinde. evinde hiçbir şey yapmıyorsun zaten. Her şey pratik pratik diye diye. Evet, evde olsa kaçacağım şimdi hiç acımadan oraya. Ronda'ya koymuştum. Ama canım ev biraz öyle tabii. Hızlı pratik olmak gerek. Çocuk olunca ne yapacağım? Bakalım. Ne diyorsun? Var mı böyle bir düşünceniz? Çocuk anca ne yapacağın sorusunun cevabını bulamadığımız için henüz yapmıyoruz. Ama daha çok erken ya. Evet. Yaşın da küçük şey olarak. Hani biraz daha aslında vakti var. Küçük değil de daha evliliğin tadını çıkartabilirsin aslında. Şunu arkaya alalım. Yani hayırlısı. Bakalım ne zaman kaldırabileceğiz. Burada fırına bir bakıyorum. Tavuklar güzel gözüküyor. Var mı daha? Sanki var mı? Bunu çıkarabiliriz. Ay, çok güzel gözüküyor. Biraz da böyle soslu soslu gibi oldu o kremadan dolayı. Biraz dinlen, sonra birazdan sunalım. Güzel olmuş yemeğimiz. Ha, sen şeylerden devam. Soğanlar ne kadar küçük olursa sosun içinde o kadar iyi olacaklar. Böyle çok tane diri kalması pek hoş olmuyor. Sana gene o zaman bir kap vereceğim. Bunu sanki direkt tavaya alabiliriz. Öyle mi? İlk soğan pişeceği için. Dur, o zaman tavayı da yanımıza alalım tekrar. Şöyle. Tavada dursun. Ben tabii bulaşık çıkarmamaya da programlı olduğum için kabı kesinlikle reddediyorum. Kap falan da kullanmıyor evde. Biraz daha yanması, ısınması lazım herhalde patlıcanın. Bütün bütün kızartacağız. Evet. Çevirirken biraz dikkatli olacağız hani dilimleri kopmasın diye. Evet.
Çünkü yumuşadığı zaman hani eriyor gibi olduğu için daha kolay kopma riski var. Soğanlar, sonra domatesler de var. Onları böyle ince ince. Biber de aynı şekilde. Sarımsağımız da var. Zaten... Biber sos için değil, sadece fırına girerken şekil olarak için koyacağız. Evet. Afille olsun diye. Evet. Çok patlıyor, korktum. Artık kapatacağız değil mi? Evet. Sosumuz bitti. Hazır. Şimdi kızartmalar da oldu. Evet. Peynirimizi dizeceğiz şimdi. Peynirimizi alacağız dolaptan. Elin peynirini alalım. Evet. Şöyle elin peynirimizi koyalım. Şimdi hemen bir tarafından keseceğim. Ne kadar kullanacaksın? Yaklaşık yarısı yeterli. Yarısı yeterli olacak. Şöyle... O zaman şuradan çıkartıyorum yarısını. Dilimin en kalın olmasına gerek yok. Lezzet verecek kadar. Zaten her katın arasında olacağı için hatta çok kalın olmasınlar. Elim bir de böyle pişince böyle çok eriyip giden bir peynir değil ya. Evet. Acaba ondan mı elim tercih etti? Evet. Değil mi? Kaşar çok dağılabilecektir aynen. Helimleri önce yağsız tavada kızartıp kullanmak da mümkün ama zaten fırının içinde pişeceği için ben gerek görmedim. Genelde çünkü helim ızgara yemeye alışkınız ya. Kahvaltıda böyle bir helim ızgara gayet güzel oluyor. Şu şekilde her katın arasına. Birer tane mi koyuyorsun? Bir sıra kaplayacak şekilde. Bir sıra kaplayacak şekilde. Şimdi açık kalan taraflarda kızaracak tabii Cene. Evet. Ya yani üzerine sos kapatıyor ama yine de bir kısmı açıkta kalıyor dediğiniz gibi ve çok lezzetli oluyor. Pazarların vazgeçilmez lezzeti aslında. Biraz tuzlu bir peynir. O yüzden aslında değil mi? Helim biraz tuzlu peynirdir. O yüzden yaparken biraz tuzun ona göre biraz dikkat etmek gerekir. Yani sosta da tuz ekledik ya. Patlıcanı tuzsuz kızarttık zaten. Kızartmaya ekstra bir şey katmadık. Dediğiniz gibi tuzu göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi üzerine sosunu dökeceğiz şimdi. Dökelim. Hepsini dökeyim mi? Yani boca etmeden sadece patlıcanların üzerine gelecek şekilde kaşıkla koyabiliriz. O zaman kaşıkla koyalım aynen. Ya erken içinden o kadar lezzet çıkacak bunun. Peynir de içinde eriyecek, o yumuşaklığı gelecek ama yayılmayacak da. Evet. Her lokmanızda hissedilecek bir peynir tadı. Biberleri kalın kalın doğruyoruz. Yani sadece süsleme amaçlı. Sarımsağımız da var. Aynen. Sarımsakları da çok büyükse ikiye bölmek yeterli. Küçük de acımı ne? Sanki biraz acı kokusu geldi. Vallahi biber şansınıza. Neyse ki sosun içine katmadık. Üzerinde olacağı için yerken ayırmak mümkün. Yalnız bu sarımsaklar da çok lezzetli olur yerken. Köz sarımsak sever misiniz? Severim. Onun çok da güzel olur. Şey köz sarımsak, köz soğan. Evet. Da fırında da çabuk pişecektir. Zaten bütün malzemeler pişmiş olduğu için aşağı yukarı. İşte bir peyniri içine güzel birazcık pişecek, eriyecek. Biraz da böyle üstü közler değil mi? Evet, biberlerin kızarmasını takip ederek anlayabiliriz yaklaşık olarak. Hayır, birazcık yüz bile geldi. Alalım onu fırına gönderelim. İkinci fırın yemeğimiz de pişsin.
Evet, fırınımızı attık. Şimdi yemeğimiz sunabiliriz. Bakalım sıcak mı? Yok, artık sunabiliriz. Günün ilk tarifiydi. İlk tarifini sunalım. Sebzeli tavuk sarma yaptık ama hakikaten böyle ekmek banya durumu oldu bunda. Kremalı çok güzel değişik bir sos var, böyle peynirli bir sos var. İçinde de hem sebzeli bir tavuk var hem de tabii o tavukların da kendi körisi falan, sarımsağı, ayrı bir lezzet. Bir hatırlayalım günün ilk tarifini nasıl yapmışız. Sebzeli tavuk sarma. Kabaklar jülyen şeklinde doğranarak kaseye alınır. Soğanlar iri iri doğranır. Sarımsaklar da doğranarak zeytinyağında kavrulur. Ardından soğan ve tuz eklenir. Havuçlar doğranarak tavaya ilave edilir. Kabaklar eklenir. Kap ve biberler de doğranarak tavaya alınır. Pişmeye bırakılır. Tavuklar doğranarak merdane yardımıyla inceltilir. Pişmiş olan sebzelerin üzerine karabiber ve köri eklenerek tavukların üzerine alınır. Rulo şeklinde sarılarak fırın tepsisine eklenir. Fazla sebzeler de tavukların üzerine ilave edilir. Sos tavasına krema ve su eklenir. Çedar peynirleri doğranır. Fırın tepsisine toz biber ilave edilir. Çedar peyniri, sarımsak tozu ve karabiber sos tenceresine eklenerek pişirilir. Hazırlanan peynirli sos fırın tepsisinin üzerine ilave edilerek fırınlanır. Kızartmamız hazır. Kırlı kızartmamız çıktı. Hiç bozulmadan çıktı vallahi, değil mi? Gayet güzel duruyor. Her şeyin üstünde. Bozulacak mı? Asıl tehlike burada başlıyor. Hadi o zaman ellerinden öper. Kırlı kızartma yaptık efendim. Farklı bir tarif. Biraz daha farklılaştırdı. Bir de içine elim peyniri ekledi. Güzel bir tarif oldu. Bir hatırlayalım nasıl yapmışız. Kırlı kızartma. Patlıcanlar alacalı şekilde soyularak başlarını çıkarmadan dörde bölünür. Kızgın yağda kızartılarak bir tabağa alınır. Soğanlar ince ince doğranarak zeytinyağında kavrulur. Domatesler soyulur, ince ince doğranır. Sarımsaklar da doğranarak soğanların üzerine alınır. Tuz, karabiber, pul biber ve fesleğen ilave edilerek pişirilir. Hellim peyniri uzun uzun doğranarak fırın tepsisine alınan patlıcanların arasına dizilir. Ardından domatesli sos eklenir. Biberler ve sarımsaklar doğranarak patlıcanların üzerine ilave edilir. Önceden ısıtılmış olan fırında pişmeye bırakılır. Pişmiş olan kırlı kızartmalar sunum tabağına alınarak servis edilir. Günün üçüncü tarifine geçtik. Şimdi ziyafet pilavı yapacağız. İçine bol bol malzemesi var. Renkli bir evet, pilav. Evet, rengarenk değil pilav. Mi? Bakalım. Turuncusu var, yeşili var. Gelin kızımız sarı. Pilavı nasıl yapacak göreceğiz. Pirinç pilavı yapacak şimdi. O zaman önce malzemeler gelsin, ardından pilavımıza başlayalım. Ziyafet pilavı. 2 su bardağı pirinç, 400 gram haşlanmış bezelye, 3 adet havuç, 2 adet kuru soğan, 200-250 gram kaşar peynir, yarım demet dereotu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi ziyafet pilavımıza başlıyoruz. Önce pilav mı yapalım, sebze mi? Ne yapalım? Pilavı pişerken sebzeyi tamam, doğramış aynen. Oluruz. Pilavı tencereye bir koyalım. Tamam. Önce yağını mı koyalım, ne yapalım? Evet. Şuradan tereyağı şöyle uzatayım ben size. Ben kendime şuradan bir kaşık çıkartayım pilav için. Su kaynamışım, ben de ona bakayım. Tamam. Pilav, bu tereyağın hepsi kullanayım mı? Fazla yok, mı gerek? Yok, hepsini kullanmayalım. Değil mi? Bence yarısı... Yarısı yeterli. Yeterli. Şöyle yaptık. Sebzeleri sotelerken de yağ kullanacağımız için tamam. Biraz daha biraz olabilir hatta. Artık çok geç koydum. Zaten çok değil, bu pilav için iyi. Pirinçlerimiz zaten yıkandı. Hı-hı. Önce bir erisin birazcık. Ondan sonra pirincini ekleyeceğim. Bu tarifler nereden bu arada? Mesela bu ziyafet pilavı. Bu tarifleri... Araştırıyor musun? Bu tarifleri normalde kendim geliştirmeye çalışıyorum. Bu daha internette sık bulunan tariflerden, birazcık hani görseline denk geldiğim annenden bir tarif. Annenden alıyor musun tarif? Annemden tarif alıyorum illaki. Anne bu arada nerede anneler? Bursalılar mı? Annem Ankara'da. Ha, onlar Ankara'da. Hı-hı. Ben Bursalısın ya, acaba onlar Bursa'da mı diye düşündüm. Biraz karışık. Karışmış Bursa'da işler. Doğdum ama İzmit'te büyüdüm. Sonra üniversitede Ankara'ya döndüm. Ha, üniversite annemler Ankara okudu. Annemler şimdi hala Ankara'da, ben İzmit'e geri döndüm. Oldu. Biraz karışık, karışık yani. Bardak değil mi suyumuz? Hı hı. Alalım şöyle.
3 bardak suyumuzu ekleyelim. Bugün çok şey havuç doğrattık sana. Evet. Sürekli bir şeyler doğradın. Ama seviyorum uğraşmayı zaten. Normalde çok üşengeç olmama rağmen bu tarz şeyler böyle terapi gibi geliyor. Kafanız dinleniyor ya bir anda, sadece onu doğramaya odaklanıyorsunuz. Evet. Mutfak o yüzden benim için güzel bir kafa dağıtma yeri. Şey, kayınvalidenler nerede Eli? Onlar da İzmir'de oturuyorlar. Buna tuz eklemedim. Ekleyeyim, bir şey ister misin? Sonra ekleyeceğiz. Tuzunu ekleyebilirsiniz pişirirken. Hepsinin lezzeti kendi içinde olsun. Yani buna da ayrıca ekleriz. Azıcık. Tamam. Şöyle son bir defa karıştıralım. Bunun kapağını nereye koyduk acaba? Kapak. Bir saniye, şunu kapağını da bulalım. Ha, buradaymış. Aa, gözümün önünde kapağı görmüyorum. Aa, gördün mü ne yaptığımı? Kapak burada, ben kapak arıyorum. Oldu. Kafa gitti. Pilavımız pişmeye başladı. Can hırat şekilde sen de artık doğruyorsun. Ben gene ocak tarafında devam ediyorum o zaman Elif. Evet, soğanları... Soğanları yağ ile biraz soteleyeceğiz gene. İkinci soğanını da doğrayayım. Soğandan havuca atlamışım. İki tane mi soğan olacak? Yani hangi yağ kullanalım tane burada? Hem sıvı yağ... Sıvı yağ da olur, zeytinyağı da olur. İkisini karıştırıyor musun? Bundan yok, tereyağına gerek yok. Direkt ben size sıvı yağını uzatayım. Tamam. Birazcık o zaman şöyle tavamızı ısıtalım. Şimdi bu sefer yine bir soteleme işlemi var. Bugün bayağı bir soteledik her şeyleri. Burada pilav neredeyse oldu sayılır. Ben onun altını kapatayım, bu güzelce demlensin bence. Pilavımız demlense. Pilav soğanlarından kopacak mısın artık? Aa, var ya, mahvet soğanları. Ver, ver. Ya ağzımıza çok büyük gelmesin dedim de. Tamam. Kalanlarını da ekledik. Bol malzemesi olacak tabii. Adı ziyafet olduğu için. Temiz pişti. Pilavımız da aynı şekilde demlendi. Şimdi artık ikisini birleştireceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Ben bunu açayım, sen onu aç. Açıyoruz. Güzel oldu. Gerçekten böyle bir bezelyeyle havuçlu güzel bir kokusu var ama tabii baharatların da kokusu geliyor. Zerdeçal var içinde. Değil mi? Ondan o koku. Onu arkaya alayım istersen. Tamam. Hatta iki kabağı da arkaya getireyim. Şimdi bu bezelyenin sadece yarısını pilava karıştıracağız. Hmm. Yarısını da kek kalıbıyla sunacağımız için o ortasındaki boşluğu doldurmak için kullanacağız. Tamam. Çok ezdirtmemeye dikkat ederek hafif hafif karıştıracağız. Zaten o kendi sıcaklığında hala pilavda garnitürde sıcak olduğu için kendi sıcaklığına erecektir. Şöyle çok bastırmadan, havalandırarak karıştırmamız yeterli. Tamam. Ki hem pilav ezilmesin hem de kaşarı da topak yapmak istemiyoruz. Hı hı. Ama hem kek kalıbında pilavın birbirine tutunmasını sağlasın hem de ekstra lezzet versin diye biraz ekledik. Şöyle. Şöyle ortasına da şey koyacağız değil mi? Bezelyesini koyacağız. Bezelyesini koyacağız. Bakıyorum. Çıktı. Aferin. Ama biraz bastırdım, ondan çıktı. Şimdi ortasına bezelye gelecek. Evet. Şöyle. Buradan ekleyebilirim o zaman direkt. Tabii. Biraz tabağımızı yaklaştıralım. Çok ayırmışız gerçi ama.
Evet. Bunu yemek olarak yine kullanabilirsin. Kek kalıbı dışarıdan biraz büyük gözüküyordu ama çevirince şey, ortası evet, o kadar da büyük değilmiş. Başka dereotu tutuyor musun yanına? Öyle bir hatamız oldu. Kenarlarına belki bezelyeyi dizebiliriz ya da hani da şöyle birazcık diye. Şunlardan tazesinden şöyle de bir koyalım. Hı. Güzel olsun, biraz ayırmıştık bundan. Taze taze şöyle. Aslında çok güzel oldu. Şu an çok lezzetli duruyor. Acıktı bir şey değil mi? Artık yapa 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 acıktı kendisi. Efendim ziyafet pilavımız hazır. Aslında pratik bir pilav. Normal pilav yapar gibi başlıyorsunuz. Bir yerde de güzel garnitür. Belki garnitürlerin çeşidini siz de değiştirebilirsiniz. Biraz da bir işin rengini baharatlar da veriyor. Hem lezzetini hem rengini. Bir hatırlayalım pilavımızı nasıl yapmışız. Ziyafet pilavı. Tencereye tereyağı, pirinç, su ve tuz eklenerek pişmeye bırakılır. Soğanlar küçük küçük doğranarak bir kaseye alınır. Havuçlar doğranır, tencereye sıvı yağ eklenerek kızdırılır. Ardından soğanlar, havuçlar, köri, tuz, karabiber ve haşlanmış bezelye eklenerek pişirilir. Dereotu doğranarak küçük bir kaseye alınır. Kaşar rendelenir. Pişmiş olan garnitürler pilav tenceresinin üzerine eklenerek karıştırılır. Daha sonra dereotu ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edilir. Hazırlanan pilav kalıba alınır. Sunum tabağına aktarılarak ortası garnitürlerle süslenir. Dereotu serpilerek servis edilir. Geçtik günün son tarifine. Mandalina sufle yapacağız. Aslında bildiğimiz sufle genelde çikolatalı olur. Evet, Zafer, ama bu beyaz çikolatalı. Beyaz çikolatalı, hem de içinde mandalina olacak. Farklı bir tarif. Önce malzemeler gelsin, ardından günün tatlısıyla devam ediyoruz. Mandalinalı sufle. 240 gram beyaz çikolata, 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 2 su bardağı mandalina suyu, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı toz şeker, 100 gram kıyılmış fındık, 40 gram tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Kalıplar için esmer toz şeker, tereyağı. Başlıyoruz şimdi günün son tarifine. Nereden başlayalım Elif'ciğim? Önce beyaz çikolatamızı ve tereyağımızı benimle eriteceğimiz tamam. için. Hatta suyumuz kaynadı, kabımızı da koyduk. Evet. Bunu birazcık küçültelim isterseniz erimesini hem hızlandırmış öyle oluruz. Mi? Tamam. İstersen oradan bir şeyle. Kesme tahtasıyla şunu da böyle biraz daha parçalayabilirsin. Evet. Önemli olan burada mandalina olduğu için beyaz çikolata olması değil mi? Çünkü sütlü çikolatayla belki aynı şey olmayabilir. Yani ben beyazla daha uyumlu olacağını düşündüm meyveli bir tat olduğu için dediğiniz gibi. Beyaz çikolata evet daha çok yakışacak. Evet. Sütlü çikolatayla denemedim ama denene de bilir tabii. Mandalinalı tatlı olması enteresan. Mesela portakallı tatlara alışırız, limonlu tatlara alışırız ama şunu da şöyle alacağım. Bunların hepsini alıyorum. Evet. Kabımızı şöyle eritmeye başlayacağım. En sevdiğim şu çikolata eritmek. Çikolatalı. Evet. Geri kalan malzemelerin hepsi tek seferde çırpılacak. Hı hı. O yüzden bir kek yapmakla aynı zorlukta. Hatta daha kek bile kolay. Kek yapar gibi değil mi? Evet. Denebilir. Ben de mandalinaları sıkayım bu arada. Şöyle. Hatta bunu geri alayım. Mandalina için portakal sıkar gibi sıkıyor musun? Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Mandalinaları mümkünse ekşilerden değil de daha tatlı olanlardan. Evet, bazıları çok ekşi oluyor. O da tatlı yapacağımız için çok güzel lezzet vermez muhtemelen. Evet. Ben de şunları da şöyle karıştırmaya başlıyorum. İkimiz yanmadan. Portakallı da dediğiniz gibi bu arada portakal sıkmak gibi dediniz. Portakallı da çok güzel oluyor. Ben portakallısını da denedim birebir aynı ölçülerde. Aynı ölçülerde. Beyaz çikolatalıyı. Evet. Portakallı da çok güzel oluyor. Mandalina yaz bakar mısınız? Renginin güzelliğine. Çok güzel bir turuncusu var. Benim ufaklık da çok seviyor mandalina suyunu. Mandalina tabii bazen portakala göre daha tatlı olduğu zaman çocuklar için içmesi de kolay. De biraz daha sulu portakala göre. Evet. Hemencecik sıkıldı. Bayağı daha gerekecek herhalde. Şunları da sıkman gerekiyor değil mi? 2 bardak dolana kadar devam edeceğim. 2 bardak. Bol mandalina suyu. Bu arada nasıl evlilik teklifi aldın Elif? Şimdi aynı iş yerindeyiz demiştin ya ilk tanıştığımız zaman. Biz aynı iş yerinde çalışıyorduk. O yüzden zaten iyi arkadaştık. Sonra olay farklı bir boyuta geçmeye başlayınca iş değiştirdi eşim. Ha öyle aynı mi? Aynı yerde olmaz diye de düşündük. Denk de geldi birazcık tabii. Ha. Sonra böyle her şey iyi gidiyordu falan.
Biz bu arada aileler daha tanışmadan gün aldık. Ailelerin haberi vardı da. Aileler tanışmadan. Evet. Bir tanıştırsaydınız ya. Yani şimdi şöyle tanıştıracaktık zaten. Hani babam benle kalıyordu o zaman İzmir'de. Ona da haber vermiştim tanışacaklarını ama o arada eşimin annesi ameliyat olacaktı. Eşim de yeni iş değiştirmişti. O yüzden sık izin almayı sevmiyordu iş yerinden. Sonra biz de düşündük. Madem böyle bir şey var, hazır annesi ameliyat olacağı için onu götürürken izin alacak o gün diye. O gün ben de izin aldım. Çıkmışken işte gün alma işlerini falan hallettik. Ne kadar pratiklik. Hayatları pratiklik üstüne karı koca. Evet. O haftadan sonra da işte gününü babamlara falan söyledik. Yani hatta, siz birbirinizi tanımıyorsunuz ama biz aldık günü diye. Ya öncesinde sormuştum babama. Babama hatta şey dedim. Hani şu günü düşünüyoruz, senin için sıkıntı var mı? Babam durdu. Ben zaten hani benim için hepsi aynı dedi, fark etmez. Hani tatile falan gidecek misin diyorum. Yo dedi, ben hep buradayım. Benim için ne fark eder, çağırırsınız gelirim dedi. Baba da cool baba ha. Aynen. Sonra biz işte çarşamba günü gün alacağız diye anlaşmıştık. Çarşamba günü yıllık iznimiz vardı. Salı günü eşim akşam arkadaşlarıyla buluştu. Sonra da dönüşte de bana dedi ki böyle gece 10.30-11'e geliyordu herhalde saat. Hani sen de bin de hani hem yarın ne yapacağız konuşalım. Hem de bir çay falan içeriz dedi. İyi dedim. Çay içelim. Çaya geçelim. Sonra böyle pijamalarla falan hani sadece kapının önüne indiğimi düşünerek indim. Sonra pijamalarla falan indin kapıya. Aynen montumu aldım çıktım. Sonra çayı şurada mı içsek, burada mı içsek falan derken böyle göl kenarına gittik. Bizim orada Sapanca Gölü var yakın. Evet. Hem de sevdiğimiz de bir yerde. Romantik de olur. Değil mi? Evet ama hani ben hala ama sadece sen hala çay pijamalısın. Düşünüyorum aynen. Sonra işte iskeleye doğru yürüyorduk. Yürüyüş yapıyorduk. Sonra ben işte yarın bunu yapacağız, sen beni şu saatte al falan filan programı yapmaya çalışıyordum. Plan program. Sonra onları hallederiz de dedi. Önce benim bir şey söylemem lazım. O zamana kadar hiç etme tabii. Yok hayır. Bizim biraz hızlı ilerlemişti. O yüzden gün almadan teklif etmesi gerektiğini düşünmüş. O yüzden salı gecesi. Gün alma tabii. Aynen salı gece 12'de. Henüz günlerden çarşamba olmamışken. Sonra teklif etti. Direkt teklif etti. Aynen. Ama işin buradaki ilginç yanı şu. Arkadaşlarıyla buluştu demiştim ya. İnsan mesela evlenme teklifi hani edeceğine karar verdiyse o gün buluşma arkadaşlarına yani, değil mi? Hani bir hazırlık yap, bir şey yap. Düşünmüş. Ben en iyisi bugün edeyim demiş. Saat 10'da alışveriş merkezleri kapanıyor. O akşam karar verdi hemen evet, direkt. Evet. 10'a 10 kala alışveriş merkezine girmiş. Yüzüğü seçmiş. Bayağı pratik. Koca da pratik. Orada bu oldu. Ben bunu karıştırıyorum. Tamam. Onu bunun içine ekleyeceğiz. O ama çabuk donacak bu. Hangisini ekleyeceksin? Şöyle. O zaman suyu ekleyebiliriz. Çikolataya da direkt aslında bunun içine en son ekleyecektik ama biraz çok erimemiş herhalde. Biraz katı olmuş. Yo bence eridi. Bir şey değil. Seni beklerken donuyor. Eyvah. Sen evlilik muhabbetini anlatırken beyaz çikolata bir yandan donmaya başladı. Bir yandan boşturmuyordum ya, sıkıyordum. O zaman bunu da ekleyelim. Hepsini aynı anda ekleyelim karıştıralım. Mi? Tamam. O zaman şöyle beyaz çikolatasını daha ekliyorum. Daha fazla donmamış olsun. Hem de çırparken mandalina suyu beyaz çikolatayla buluşacak. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Böyle de bir evlilik teklifiydi. Gayet 10 işte dakikada olmuş. Pijamalar olmasaymış iyiymiş ya. Pijamalar falan. Ama işte spontane oluşu çok güzel hatırlayacağım bir ona. Hani bir o doğum için yapmış. Unutmaz artık diye. Aynen. Ben doğum günüm yakındı. Doğum günümde falan eder diyordum hani sonradan. Onları tahmin etmek kolay dedi. Bu böyle şaşırtmak daha zor dedi. 10 dakikada seçtiği yüzüğe de öyle bir kok buldu. Yüzük nasıldı? Güzeldi, tam oldu. En büyük korkum birazcık da parmaklarım ve ben tombiş olduğumuz için. Olur mu olmaz mı diye. En büyük alınan yüzük olmazsa idi. Ama tam seçmiş, tam olmuştu. Of şu an o kadar güzel mandalina koktu ki, değil mi? Kokular güzel. Geldi. Şimdi diğer bardağı da tamamlayacağız. Bunu da ekleyeyim içine. Tam 2 bardak olması gerekiyor değil mi? Yani ölçüleri ona göre ayarlamıştım. Şunları da sıkarsan anca denk gelecek aynen zaten. Sadece tabii mandalinalar biraz minik minik olduğu için sıkmak biraz oyalıyor. Onun dışında zaten kek yapar gibi evet yapacağız.
100 gram kadar fındığımız var. Fındıklı da olacak içi. Evet. Hindistan cevizimiz var. Hindistan cevizi de beyaz çikolatayla çok yakışıyor. Unu arttırmak yerine kıvamını tutması için. Değişik bir sufle. Vanilyamız, kabartma tozumuz. Vanilya, mikser kabartma varsa tozu. Mikserle de devam edebiliriz. Öyle şu an iyi çırpıyor gibiyim, bakayım. Evet, doğru. Belki bakalım gerekirse. Evet. Karıştırma işleri bende şu an. Şimdi ne yapıyorsun? Sufle kalıplarını yağlamak için tereyağı ve esmer şekerimiz var. Tamam. Bu esmer şeker karamel gibi bir renk verecek. Hem de yapışmamasını sağlayacak. Bunları yağlaması lazım. Kapları önce yağlıyorsun. Evet. Sonra da esmer şeker dökeceğiz ki karamelize olsun biraz da yapışarken. Aslında basit hakikaten. Şu mandalini alır, sıplak biraz oyalıyor. O kadar. Sonra da fırına gidecek. Ne kadar sürede oluyor? 20 dakika yetiyor. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında. 20-25 dakika. Üzeri kabuk tutacak. Ama çok kızarmayacak. O kıvamdayken aldığımızda içi akışkan bir suflemiz oluyor. Haydi bakalım. Kalıpları yağlıyoruz bir güzel. Artık kıvamı hazır. Doldur bakalım. Doldurayım mı? Elif'ciğim, haydi doldur. Mesafe bırakıyor musun kabarması için? Bir kek kadar çok kabarmayacak. Bir parmak kadar bir şey bırakıyoruz üstüne önce sadece. Önce bir bırakalım, hem de kaplara hani hepsine denk gelecek mi onu görmüş oluruz. Sonra eğer artmış olursa üzerine ekleriz. Normalde sufleri biraz daha... Dur, hemen geçeyim. Suflede daha çok bırakıyorlar ama onda tabii daha hem yumurta hem kabartma tozu olduğu için belki de. Rengini merak ediyorum pişince. Aslında ben bunu yaptığım gün evde yumurta yoktu. O yüzden bu tarif. Bak. Yumurtasız bir tarif gene olarak. Gene gidip yumurta almamak için kendi tarif üretmiş evde. Ama baktım yumurtasızlık hiçbir şekilde eksi değil. Hatta beni bu tarz çiğ kalan şeylerde yumurta kokusu rahatsız eder. Öyle de bir durum oluyor. Ben gene keşke peçeteyi atmasaydım. Dur. Evet. Ben attım. Verdim. Verince. Ben size onu yalnız böyle aradan veriverdim. Sonra yapıyorum. Mandalina sufleri hazır. Şimdi su ekliyor musun? Yok, eklemiyorum. Yok, eklemiyorsun. O zaman biraz fırına gidiyor. Biraz daha sonra bunlar kalmasın. İşte kabarma kısmını sen biliyorsun, ne kadar kabarıyor. Kabarmayacak. Yaklaşık 20 dakika kadar, 180 derece mi, 200 derece mi, 170 derecede. 170. O zaman daha az derecede pişecek. 170 derecede 20 dakika kadar pişireceğiz. Hani böyle birden katılaşmasını istemediğimiz için. Ha, o yüzden yavaş yavaş biraz daha. Ben şimdi mandalinanın şeyini merak ediyorum. Rengi nasıl olacak pişince? Değişiyor mu? Evet. Haydi bakalım. Fırına götürüyoruz. Pişmeye bırakalım. Haydi bakalım. Onlar pişmeye başlasın. Biz de hemen ortalığımızı toparlayalım. Sonra hemen tatlımızın sunumunu yapacağız. Mandalina suflemiz hazır efendim. Fırından çıktı. Rengi biraz daha böyle kızardı. Evet, güzel oldu. Rengi tam böyle karamelize bir renk. İçi de böyle ortası, sallanıyor. Evet. Evet, ortası sallanacak. Kenarları hafif kek kıvamına gelmiş olacak. Sunum tabağımızı alalım. Bunları tabii böyle çok fazla geciktirmeden de yemek yemek lazım hemen. Tabii. Çünkü bu sefer çok sertleşiyor içindeki çikolatası da. Bir de bu... Sıcak değil mi? Evet, çok sıcak. Bir de bu tarifin şöyle güzel bir yanı var. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunu piştiği gibi sıcak yememiz lazım ama yaptığımız gibi pişirmek zorunda değiliz. Ha, öyle mi? Tabii, harcını hazırlayıp hatta kaselere bile koyup bir streç filmle buzdolabına kaldırdıktan sonra... Servisten işte 20-25 dakika, yarım saat önce fırına verirsek. Vallahi güzel. Öyle de bir kolaylık sağlar. Tam böyle tatlı yapmadan hemen sunmadan önce bir yaparsanız tam isabet olacak. Efendim, değişik bir tatlı oldu. Mandalina suflesi. Bakalım nasıl yapmışız. Mandalina sufle. Beyaz çikolatalar dilimlenerek benmari usulü eritilir. Mandalinaların suyu sıkılarak derin bir kaseye alınır.
Ardından eritilmiş olan beyaz çikolata, dövülmüş fındık ve toz şeker eklenerek karıştırılır. Hindistan cevizi, kabartma tozu, vanilya ve un ilave edilerek çırpılır. Sufle kalıpları tereyağı ile yağlanarak toz şeker eklenir. Daha sonra sufle hamuru kalıpları alınarak fırına verilir. Pişmiş olan mandalina sufleler sunum tabağına alınarak servis edilir. Sebzeli tavuk sarma yaptık. Kırlı kızartma tarifimiz vardı. Farklı bir tarif. Aslında kızartma severler için güzel bir tarif bu. Daha sonra ziyafet pilavı vardı. Günün son tarifi de mandalina sufle. Soframızı kurduk efendim. Güzel bir misafir sofrası oldu diyebiliriz. Teşekkürler Elif'cim. Çok ben sağ ol. Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir gündü. Bizim için de öyle. Pratik tariflerin bizle paylaştığın için bol bol peynirli tarifler verdik bugün. Neler yaptık bir en baştan hatırlayalım isterseniz. Sebzeli tavuk sarma yaptık. Güzelce sebzeliğimizi jülyen doğrayıp soteledik. Biraz baharatlandırdık. Bir tarafta da tavuk göğsü vardı etlerimiz. Onları böyle incene incelttik. Sanki böyle şinitsellik yapar gibi açtık yanlara. Ve içerisine aynı şekilde olacak şekilde sardık. Sonra bunları fırın kabımıza yerleştirdik. Hatta fazla gelen iç harcı da üzerine gene ekledik ki kalabiliyor. Bu da aslında değerlendirmek için de çok güzel bir yöntem. Bir yandan da böyle bir kremalı, içine böyle peynir koyduğumuz, biraz da su eklediğimiz, güzel böyle bir sarımsak tozu olan bir sos yaptık aslında. O sosu da ekleyip fırına verdikten sonra çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Biraz daha böyle hafif soslu, kıvamlı, böyle ekmekle banabileceğiniz. Bir yandan hep onu söylüyorum çünkü bana öyle bir hissediyor. Güzel değişik bir tavuk tarifi. Dileyen belki kırmızı etle de yapabilir aynı şekilde incelterek. O da yakışır. Kırmızı etle yapılacağı zaman pişeceğinden emin olmak için önce bir döküm tavada mühürlemek lazım değil mi? Aynen. Ondan sonra doğru. Koyarlarsa belki daha iyi olabilir. Olabilir. Ben denemedim doğru. Ama tavuk daha hızlı piştiği için haklısın. Daha sonra bir kırlı kızartma tarifimiz vardı. Farklı bir tarif. Aslında kızartma severler için güzel bir tarif bu. Patlıcanı bir bütün patlıcanı alacalı soyduk. Aslında baş kısmını kesmedik yani o sap kısmı kaldı. Diğer ucunu kesecek şekilde 4 tane dilimi ayırdık. Bir yelpaze gibi açılıyor onlar. Patlıcanları kızarttık. Daha sonra da bir sos hazırladık. Böyle domatesli. Başka ne koymuştuk soğan, içine? Soğan, sarımsak. Ah, sarımsak, soğan da olan. Ama böyle ince ince doğradık. İsterseniz robottan da getirebilirsiniz. Bu sosla birlikte aralarına bir de hellim peyniri koyduk önce. Kızarmış patlıcanların. Üzerine de sosunu ekleyip en son böyle iri iri sarımsak ve biberleri koyup fırına verdik. Aslında tam bir kızartma tarifi ama içine bir de hellim peyniri var. Evet. En farklı tarafı da bu peynirli olması. Domates sosa da zaten peynir çok yakışıyor. O yüzden güzel bir tarif oldu. Daha sonra ziyafet pilavı vardı. Bir tarafta garnitürlerimizi şöyle bir kavurduk, soteledik. Bir tarafta da güzel bir pirinç pilavı yaptık. Sonra ikisini biraz birleştirdik. Biraz dereotu da ekledik. Kalıplı bir şekilde çıkardıktan sonra iç tarafına da gene kalan harçtan koyduk. Dereotuyla süsleyince güzel bir tarif çıktı. Yani aslında böyle her türlü etin yanına gidebilecek güzel bir pilav tarifi. Evet. Aynı zamanda sebzeli bir pilav olmuş oldu. Günün son tarifi de mandalina sufle. Farklı bir sufle tarifi aslında. İçinde hem mandalina suyu var, hem beyaz çikolata var, fındık var, Hindistan cevizi var. Enteresandır ki yumurta yok mesela. Yumurtam yok, sufle yapamam demeyin. Zaten tarif böyle ortaya çıkmış. Farklı bir tarif. Böyle kek yapar gibi karıştırıyoruz hepsini. Daha sonra kaplarımızı önce bir yağladık. Sonra içine esmer toz şekerle şöyle bir geçtik. O biraz karamelize olmasını sağlıyor. Sonra fırına atıyoruz. 15-20 dakikada zaten pişiyor. Çıkınca tabii ilk çıktığında daha kabarık da hemen evet. Birkaç dakika bekleyince hemen sönmeye başlıyor. Farklı bir sufle tarifi. Yani çocuklar da sever belki mandalina falan çok sevdikleri için. Yani değişik geliyor. Bir içinde fındık falan da var. Güzel bir tarif. Güzel sofra oldu Elif. Teşekkür ederim. Evet bugün farklı şeyler öğrendik. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Buradan hem İzmit'e hem de senin memleketin Bursa'ya sevgilerimizi gönderelim. Başvurularınız için de www.showtv.com.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.